şu 1954 senesinde Türkiye'de kime mürteci derler, kime vatan haini derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle Kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Öyle mi? Bunları anlamak lazım. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'de ki bugünkü en mühim mesele yurt meselesidir. Evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden evvel bizim kendi evimizde o evlerin, o evin sahibi gibi yaşamamız lazım. Kim bizi, bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mürteci olan odur. Kemalizm prensiplerine düşman olan odur. Vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki Arapça ezan okutmaya taraftarmış. Bu adam mürteci midir, değil midir? Bu bugünün meselesi değil. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Kim Türkiye'nin milli sanayini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir. Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini müstemleke kölesi haline getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. İşte bunlar mürtecidir. Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, vatanını seven insanlardır. Ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanları. Bu bakımdan gene tekrar ediyorum. Türkiye'de ki insanlar vicdani kanaatları ne olursa olsun, siyasi kanaatları ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, eğer Türkiye'nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar, yani daha açık konuşalım, eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup gitmesinden yanaysalar, Türkiye sanayinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorsalar, ileri insanlar. Hangi kanaate mensup olursa olsun. Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye'de yarattıkları bu terör havası, Türkiye'de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet, ölmez artık. Türk milleti de böyle. Türk milleti denilen bir millet var. Türkiye halkı denilen bir halk var. Bu halkın yok olması imkansız. Ha. Ne demek istiyorum yani? Bugün yapılan terör, şu veya bu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör, şu veya bu kanaate karşı değildir. Şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör, Türk milletine karşıdır ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz bir ikinci milli bağımsızlık savaşından muzaffer çıkacağız. We'll be right back.